Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden tasavvuf ve makamlarından devam ediyoruz. Fütüvvet, gençlik ve yiğitlik sözcükleriyle karşılanan fütüvvet, kerem, seha, iffet, emanet, vefa, şefkat, ilim, tevazu ve takva gibi gerçekleri özünde toplayan bir manalar ve dinamikler karışımı ve hak yolcusunun uğradığı makamlardan bir makamdır. Fütüvvetin ruhunda müminin hak rızası istikametinde insanlığın hizmetine koşması vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kul bir Müslüman kardeşinin yardımı üzere oldukça Allah da her zaman kulunun yardımı üzere olur buyurmuştur. Bu sözlerin sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında fütüvvet denince ilk akla gelen zattır. Zira kıyamet günü bütün insanlar kendi nefislerini kurtarma derdine düştüklerinde o, ümmetim, ümmetim diyerek Müslümanların derdine düşecektir. Kur'an fütüvveti, Ashab-ı Kehf bağlamında gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş delikanlılardı. Biz de onların hidayetlerini ve yakınlarını arttırdık. Kehf suresi 13. ayetinde ifade etmektedir. İşlerinden bazıları sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. İbrahim suresi 60. ayetinde ise fütüvvet putları parçalayan Hazreti İbrahim'e nispet edilmiştir. Her insanın putu kendi nefsi emmaresidir. Hakiki manada fütüvvet sahibi olan kişi, nefsinin heva ve baya arzularına uymayıp onlara karşı koyabilen kişidir. Fütüvvetin mana çerçevesine giren hususlardan bazıları şunlardır. Din kardeşlerinin kusurlarını affetmek, Rabbin için nefsinin aleyhine hasımlık yapmak, güzel ahlak yani Efendimizin sünnetine ittiba. Herkese insaflı davranmak ama kimseden de insaf beklememek. Dünya ve ahiret nimetlerine tenezzül etmemek. Hiç ayrım yapmadan herkese iyilik yapmak. Sahip olunan faziletleri Allah'tan bilip onları sahiplenmemek. Bir defasında Şakik-i Belhi Cafer-i Sadık'a fütüvvetin ne olduğunu sormuştu. Cafer-i Sadık, kendisinin bu soruya nasıl cevap verdiğini sorunca o şöyle dedi. Bize bir nimet verilirse şükrederiz, verilmezse sabrederiz. Bunun üzerine Cafer-i Sadık bizim Medine'deki köpekler de böyle yaparlar dedi. Şakik, ey Resulullah'ın torunu, size göre fütüvvet nedir sorusunu yöneltince Hazreti Cafer, bize nimet verilirse onu başkasına veririz. Bir şey verilmezse şükrederiz buyurdu. Ona göre fütüvvet buydu. Firaset. Firaset sözlüklerde, tasavvurda zenginlik, düşüncede tutarlılık, varlığın perde arkasına ıttıla ve basiretli davranma gibi anlamlara gelmektedir. Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hicr suresi 75. ayetinde işaretten anlayanlar firaset ehli müminler olarak yorumlanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin firasetinden sakının, şüphesiz o Allah'ın nuru ile bakar buyurmuştur ki bu hadis konunun temelini teşkil etmektedir. Hadisteki Allah'ın nuru ile bakar ifadesi Allah'ın kendisine verdiği bir nur ve basiret ile bakar anlamındadır. Yüce Allah diğer insanlardan farklı olarak kamil müminlere derin duyuşlar, sezişler ve basiretler vererek onlara iltifatta bulunmuştur. Firaset, insan kalbine hücum eden ve oradaki zıt fikir ve hayalleri yok eden bir düşüncedir. Firaset, iman ile doğru orantı içerisindedir. İmanı güçlü olanın firaseti de o nispette keskindir. Vasiti rahmetullahi aleyh, firaseti şöyle tarif etmiştir. Firaset, kalplerde parlayan ilahi nurlardır. Kalplerde oturaklaşan ve gaybe ait esrarı keşfe yarayan marifettir. Öyle ki, firaset sahibi kimse, eşyayı hakkın gösterdiği gibi görür ve insanların gönüllerindeki gizli esrara muttali olur. Ahmet bin Asım Antaki, firaset ehli insanlarla beraber olduğunuzda onlarla sıdık üzere birlikte bulunun, kalbinizi koruyun. Zira onlar gönüllerin casusları gibidirler. Sizler hiç fark etmeden kalplerinize girerler çıkarlar demiştir. Bir defasında Hazreti Osman'ın yanına birisi gelmişti. O gelen zat yolda bir bayanı görmüş ve zihnen onunla meşgul olmuştu. Hazreti Osman o zatı görünce sizlerden bazılarınız gözünde zina eseri olduğu halde
yanımıza geliyor diyerek serzenişte bulundu. Bunu nasıl bilebildiği kendisine sorulunca basiret, burhan ve sadık firasetle buyurdu. Ebu Said Harraz'ın yaşadığı şu olay firasete güzel bir örnektir. Diyor ki, Mescid-i Haram'a girmiştim. Üzerinde iki hırka varken dilenen bir fakir gördüm. İçimden bunlar insanlar yük oluyorlar dedim. Fakir bana bakarak, biliniz ki Allah içinizdeki düşünceleri bilmektedir. Ondan sakının. Bakara suresi 235. ayetini okudu. Ben hemen içinden istiğfar ettim. Fakir yüksek sesle, odur ki kullarından tevbeyi kabul eder. Şura suresi 25. ayetini okudu. Hayır, Nessac da başından geçen şöyle bir hadise anlatmıştır. Evimde otururken birden kalbime Cüneyt geldi, kapıda bekliyor diye bir düşünce geldi. Ben o düşünceyi kalbimden uzaklaştırdım. İkinci defa da aynı şeyi yaptım. Üçüncü defa aynı düşünce kalbime gelince gidip kapıyı açtım. Baktım Cüneyt kapıda bekliyor. Bana niçin düşünce ilk defa kalbine geldiğinde kalkıp kapıyı açmadın dedi. Gönül ehli fukaradan birisi de şunu anlatmıştır. Bağdat'tayken kalbime Murtaiş bana bir kova, bir ip, bir çift ayakkabı alıp yolculuğa çıkmam için 15 dirhem getiriyor diye bir düşünce doğdu. O sırada kapı çalındı, kapıyı açtım, Murtaiş kapıda elinde bir kese dikiliyordu. Bana al bunu dedi. Ben böyle bir şey istemediğimi söyleyince bana bize eziyet etme. Ne kadar istiyorsun bunlara dedi. Ben 15 dirhem dedim. Tamam, bunun için 15 dirhem var dedi.